buradan bir kez daha uyarıyorum. Seçim günü hile yapan, vatandaşı tehdit eden, okul bahçesinde veya sınıflarda vatandaşın iradesini şekillendirmeye çalışan, bir şekilde onların yerine oy kullanmak isteyen, oy kullanan, bunların gerçekten cezası çok ağırdır. Herkes bunun bedelini öder. Hukuk içinde bunların hepsinden hesap sorulur. Bakın geçen seferde yani %100 bir partiye çıkan sandıklar vardı. Buralarda bunların çoğuyla ilgili şikayetler oldu, soruşturmalar oluyor. Yani sandık seçim gününden sonraya da sarkan bir süreçtir bu. O süreçte de özellikle sandıklarda görevli olan kişilerin veya müşahitlerin, partilerin şikayetçi olması vesaire, bu da çok büyük önem taşıyor. Kimse sessiz kalmasın. Yani orada diyelim AK Partili üye de var ama tamamen bir partiye çıkmış görünüyor. Bunu, veya işte CHP olabilir, HDP olabilir. Yani burada orada görevli olan arkadaşlarımızın hangi partiden olursa olsun bir olumsuzluk gördüğünde bundan şikayetçi olması, bunun araştırılması, soruşturulması, bunlar önem taşıyor. Yani vatandaşın iradesine kimse musallat olmamalı. Kimse ipotek koymaya çalışmamalı. Kimse onu gasp etmeye çalışmamalı. Milletin iradesi kutsaldır. Gasp edilemez, baskı altına alınamaz, ipotek altına alınamaz. Bunun tecelli etmesi, özgür bir şekilde tecelli etmesi önemli.